Hadi saat 6 oldu. 6.30'da sponsorlarla bir görüntülü görüşme yapacaksın. He? Ne? Aa evet, sponsorlar. Sağ ol Stella, geliyorum. Yataktan fırlayıp doğruca banyoya gidiyorsunuz. Dişlerinizi fırçalayıp saçınızı yaparken bir yandan da gözlerinizle televizyon ekranındaki içerik akışını takip ediyorsunuz. Oo, en son teknoloji. Ama siz buna çoktan alıştınız. Kahvaltınız hazır ve önünüzdekileri çiğnemeden yutuyorsunuz. Çünkü uzun uzadıya kahvaltı yapacak zamanınız yok. Bitince salona geçiyorsunuz ve ellerinizi şaklatarak büyük ekranı açıyorsunuz. İşte yeni sponsorlar karşınızda. Tam olarak 45 dakika konuşuyorsunuz. Çünkü sonra şehrin başka bir yakasında planlanmış bir toplantınız daha var. İşle ilgili görüşüyorsunuz ve hızla şoförünüzle ekibinizin sizi sabırsızlıkla beklediği otoparka koşuyorsunuz. 15 dakika daha geçiyor ve olmanız gereken yere varıyorsunuz. Arabanızın kapısı açılır açılmaz bugünkü video ortaklarını sizi çekim alanına sürüklüyor. Selam arkadaşlar, ne var ne yok? Bugün özel bir konuğum var. Bir saat sonra arabaya dönüyorsunuz ve şoförün omzuna dokunuyorsunuz. Öğle yemeğinden önce gitmeniz gereken 3 yer daha var. Başka bir markayla bir sözleşme imzalıyorsunuz. Sonra yeni stüdyonuza bir bakıyorsunuz. Ekibinize katılmak isteyen 4 adayla görüşme yapıyorsunuz. Şu an saat 12. Biraz salata ve portakal suyuyla açlığınızı bastırıp şeye doğru. Aa, hayır yine mi? Selam Mehmet benim. Tabii selfie çekebiliriz. Yaşasın. Öğle molası bitiyor ve küskün küskün yarım kalan salatanıza bakıyorsunuz. Ama gitme vakti. Yüzünüzdeki o koca gülümsemeyi silmeden hayranlarınıza el sallayıp bağırış çağrışları arasında arabaya atlıyorsunuz. Sıradaki toplantıya giderken menajerinizden bir mesaj geliyor. Bu akşam için Arjantin'e bilet aldım. Çekim yarın öğlen. Harika. En azından uçakla uyuma fırsatı bulacaksınız. Uçak akşam 9'da. O yüzden geri kalan işlerinizi 7'ye kadar bitirmek için acele etmeniz lazım. 5 kişiyle daha görüşüyorsunuz, pazarlık ediyorsunuz ve anlaşma imzalıyorsunuz. Saat 7.30'da nihayet havalimanına varıyorsunuz. Başınızı kaldırmadan doğruca VIP salonuna geçiyorsunuz. Neyse ki kimse sizi tanımıyor. Yumuşak bir koltuğa yığılıp kaldıktan sonra seyahat yöneticinizin size doğru geldiğini görüyorsunuz. Size seyahat planınızı uzatıyor. Şöyle bir bakıp başınızla onaylayarak ona geri veriyorsunuz. Ne de olsa ne yaptığını biliyordur. Gözlerinizi kapatıyorsunuz ama telefonunuz çalmaya başlıyor. Ajansınız ortaklarınızdan birinin hastaneye kaldırıldığını, o nedenle çalışma programınızı yeniden düzenlemeniz gerektiğini söylüyor. Size e-posta ile bir taslak gönderiyor. Bakmadan onaylıyorsunuz. Sonunda uçaktasınız. Bilinçli bir şekilde Wi-Fi'yi kapatarak uykuya dalıyorsunuz. 3 saat sonra Arjantin'desiniz. Seyahat ekibiniz havalimanının dışında sizi bir arabayla karşılıyor ve Brezilya sınırına, Guazu şelalelerine götürüyor. Otele gece geç saatte varıyorsunuz ve bitkin bir halde yatağa yığılıyorsunuz. Sabah kahvaltınızı hızlıca bitiriyorsunuz. Zaten o sırada da menajeriniz gelip parmağıyla kol saatini gösteriyor. İçinizi çekip hızlıca arabaya yürüyorsunuz. Gösteri zamanı. Sırtınızda bir paraşüt, kafanızda da bir aksiyon kamerası var. Arkanızdaki kalabalık size tezahürat yapıyor. 3, 2, 1, başla. Kendinizi bacaklarınızla olabildiğince güçlü bir şekilde itip şelalenin tepesinden çığlık atarak atlıyorsunuz. Aa olamaz, paraşüt açılmayacak. Açıl, hadi açıl. Oh nihayet. Bu korkunçtu ama aynı zamanda muhteşemdi. Videoyu ülkenizdeki ekibinize gönderiyorsunuz ve akşam abone sayınızın daha da artmasını izliyorsunuz. Şu an 210 milyon aboneniz var. Harika. Sonunda biraz mola verip içerik akışında dolaşıyorsunuz. Adınız geçiyor, yine gizli bir ilişki içinde olduğunuzu söylüyorlar. Sanki böyle büyük bir şey saklamanız mümkünmüş gibi. Derken Stella'dan bir mesaj geliyor. Sabah Boston'a uçuşum var. Öğleden sonra 3'te hayranlarla buluşacaksın. O zaman biraz uyusanız iyi olur. Uçuş sırasında atladığınız bütün e-postaları cevaplıyorsunuz ve yere iner inmez bir araba sizi hızla konser salonuna götürüyor. Yüz binlerce kişi sizi görmeye gelmiş. Hemen sahneye çıkıyorsunuz. Sonra sırada imza vermek ve her zamanki gibi selfie çektirmek var. Sağ eliniz yazmaktan, dudaklarınız gülümsemekten uyuşuyor. Konuşmaktan da sesiniz çatallaşıyor ve otele akşam 11'de dönebiliyorsunuz. Bitkin bir halde yatağa devriliyorsunuz. Stella'dan mesaj geldiğini görüyorsunuz. Sabah 9'da ortaklarla toplantı var. Bir hafta sonra Boston'dan ayrılıyorsunuz. Fakat eve değil, Kanada'ya uçuyorsunuz. Sizi oradan alıp ülkenin en kuzey noktasına götürecekler. Hazır hala Toronto'dayken YouTube'da bir canlı yayın açıp abonelerinizle konuşuyorsunuz. Bir saat sonra özel havalimanına doğru yola çıkıyorsunuz. Havada geçen 4 saatten sonra Alert Havalimanı'na varıyorsunuz. Kuzey kutbundan sadece 804 kilometre uzaktasınız. Köpek kızağıyla gelen bir adam ikinci kızağı işaret ediyor. O da sizin kızağınız. Kamerayı açıp yürümeleri için köpeklere komut veriyorsunuz. Sizi o dondurucu soğukta şehrin dışındaki buzul çölüne götürüyorlar. Aniden bir kar fırtınası başlıyor ve ikinci sürücüyü göremez hale geliyorsunuz. Bağırıyorsunuz ama bir ses duyamıyorsunuz. Köpekler gitmeye devam ediyor. Köpeklerin ne kadar süre koştuğunu bilmiyorsunuz. Bir noktada altınızda bir çatırlama sesi duyuyorsunuz ve kızak düşüyor. Yuvarlanarak kendinizi güvene alınca kızağın yarısının buzun altına batıp sıkıştığını görüyorsunuz.
Soğuk yanması yüzünden iyileşmeniz birkaç günü buluyor. Ancak şahane bir video çektiniz. 1 saatte 50 milyon görüntülenme. Her akşam Stella'dan mesajlar alıyorsunuz. İyi misin? İyi misin? Sonunda ona evet cevabını verdiğiniz zaman size bir mesaj daha atıyor. Güzel. Yarın öğleden sonra 2'de eve dönüş uçuşun var. Biraz dinlen. Bir de gülen surat eklemiş. Sonraki ay da aynı yoğun programla geçiyor. Burada anlaşma, orada çekimler, başka bir yerde röportaj ve partiler. Bir keresinde yarı köpek balığı, yarı zürafa gibi giyinip 6 metre yüksekliğinde bir tramplenden bir yüzme havuzuna atladığınızı hayal meyal hatırlıyorsunuz. Sürekli yeni maceralarını saklı videolar çekiyorsunuz. Gitgide daha çok kötü niyetli yorum size zehir saçıyor. Koca bir ekip tehlikeli konulardan dikkatlice uzak durmaya çalışarak videolarınız için senaryolar hazırlıyor. Yine de sizi çürük domates bombardımanına tutmak isteyen binlerce kişi var. Her neyse. Bugün annenizin doğum günü olduğundan onu ziyaret etmek için bir gün izin yapıyorsunuz. Evden dışarı adım atar atmaz bir ergen çetesi etrafınızı çevirip sizinle selfie çekmek istiyor. Kurtulmanın yolunu bulamadığınız için fotoğraf çektirmeye mecbur kalıyorsunuz. Bir saat araba sürdükten sonra annenizin evine varıyorsunuz. Garaj yolunda sizi neşeli bir kalabalık karşılıyor. Adresi ele geçirip size yetişmek için gelmiş olmalılar. Onlarla uğraşmayı güvenlik görevlilerine bırakıyorsunuz ve hiç durmadan aralarından geçiyorsunuz. Kapıyı da arkanızdan çarpıyorsunuz. Dışarıda tezahürat yapan ve bağıran kalabalığı duydukça içinizdeki öfke artıyor. Anne ve babanızın şaşkın yüzlerine bakıyorsunuz. Mangal yapmayı planlıyorlardı ama artık mümkün yok. Onları arka kapıdan çıkarıyorsunuz ve hep birlikte bir taksiye atlayıp şehir dışına çıkıyorsunuz. Akşam eve döndüğünüzde sizi bahçe kapısında bekleyen başka bir kalabalıkla karşılaşıyorsunuz. Arabanın camlarını kapatıp yanlarından geçiyorsunuz ve bir karar veriyorsunuz. Hiçbir kelime dahi konuşmadan içeri giriyorsunuz ve menajerinizle size seslenen Stella'yı umursamıyorsunuz. Giyinme odasına koşup kapıyı içeriden kapatıyorsunuz. Işıkları açıp aynaya bakıyorsunuz. Sonra bir tıraş makinesi alıp o aptal saçınızı kazıyarak kendinizi kel bırakıyorsunuz. Stella kapıyı çalıyor, size sesleniyor ama siz sadece telefonunuzu alıp dövme sanatçınızı arıyorsunuz. Giyinme odasından çıkmanız birkaç saati buluyor. Sonra da Stella'yı arıyorsunuz. Yeni görünüşünüz onu şoke ediyor. Fakat talimatlarınızı itaatkar bir şekilde dinliyor. Video odasına gidiyorsunuz. Bütün ekip çoktan oraya gelmiş. Çekim yapmaya başlıyorlar. Selam arkadaşlar. Beğenseniz de beğenmeseniz de yeni halim bu. Size yalan söylemeyeceğim. Rol yapmaktan bıkıp usandım. İşte YouTuber hayatımın geri kalanının ilk günüyle karşınızdayım.